programımızı başlatmak üzere oturum başkanı Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Bülent Gül'ü sahneye davet ediyorum. Saygıdeğer hocalarım, sevgili öğrenci arkadaşlarım. Evet, çok güzel, bence çok güzel giden bir çalıştay oldu. Sabah teşekkür edememiştim. Gerçekten Gazi Üniversitesi ve sevgili hocamız Hülya Hanım gerçekten çok büyük bir iş yaptı. Şimdi üçüncü oturumu izninizle açıyorum. Eski Türklerde para deyince neredeyse ilk isim olarak aklımıza gelen Sertkaya hocamız. Şimdi Moğol sikkeleri konusunda da yine bize gerçekten ilginç bir bildiri olmuş olacak hepimiz için. Bu konuda bir bildirisi var. İzninizle ben konuşmacıları çağırıyorum. Sevgili hocamız Osman Fikri Sertkaya. Yine özellikle şamanizm konusunda, halk bilim kuramları konusunda ilk isimlerden birisi olan, Moğolistan'da Türkoloji bölümünde de çalışmış olan yine hocamız Profesör Doktor Özkul Çobanoğlu'nu da izninizle çağırıyorum. Sayın Başkan, değerli meslektaşlarım, sevgili öğrenciler. Biz artık 50 yılı devirdiğimiz için ben de bildiriden önce bir küçük korsan bildiri vereyim Tuncer Bey gibi. Türkiye Enstitüsü Müdürü olduğum sıralarda sekreter dedi ki, bir bey sizinle görüşmek istiyor. Buyursun. Murat Bey isimli birisi. Efendim size Doğu Bey'den çok selam var. Doğu Bey kim dedim. Doğu Perinçek dedi. Ben kendisiyle tanışmıyorum. Aleyküm selam, buyurun oturun. Efendim, Özbekistan'da Türk paraları bulunmuş. Bu konuda bir tercüme var. Tercümenin sağlığı konusunda edebiyat fakültesine gittik. Osman hocam bilir dediler. Size getirdik. Ben dedim ki masanın köşesine koy. Yarın bu saat gel cevabı vereyim. O gece o tercümeyi okudum. Söylenenlerin hiçbirisi Türk parası değil. Hepsi Soğut parası. Yani içerisinde Türkçe yazılı hiçbir şey yok. Ay yıldızlar var, Göktürk harflerine benzeyen şekiller var. Ben ertesi gün Murat Bey geldiğinde dedim ki çok dikkat edin. Bu gibi şeyler spekülasyona çok uygundur. Şimdi Türk parası dersiniz, 2-3 kişi yazar, onlar Türk parası değil. Eğer bunlar Türk parası olursa, Türkiye'de en çok sevinecek kişi ben olurum dedi, bir Türkoloğu olarak. Bir iki tercüme hatası vardı, onları düzelttim. Daha sonra Ocak sayısı oldu 2005'te. Göktürk paraları bulundu diye manşet Özbekistan'da. Bu yazı aynen çıktı. Peki bana niye getirdiniz sordunuz. Bir şey diyemem tabii. Sonra Kazım amcamız, Kazım Mirşan ve Adnan Atabek isimli bir bey
İnternette ver yansın ettiler. Nihal Atsız'dan başlayarak Türk, Türkçü saydıkları, Türk olan, Türkoğulların hepsine hakaret ettiler. Zaten hiçbirinizin doğru dürüst bir çalışması yok. Siz hiçbir şeyden anlamazsınız, hep tercüme edersiniz falan ama isim yok. Biz de üstümüze alınmadık, bizden bahsetmiyor dedik. Kimse onlar ortaya çıksın. İkinci yazı yazıldı. Üçüncü yazı yazıldı. Bunun üzerine Ege Üniversitesi'nden genç ve tecrübesi eksik bir meslektaşım, Sayın Hatice Şirin Usep, niçin böyle yazıyorsunuz? Bahattin Ögel hocamız 1962'de kitabında uzun uzun bunları anlattı. Emel Esin Erdem dergisinde bunları yazdı. Osman Sertkaya Göktürk paralarını yayımladı. Böylece ismimiz karıştı. Adam bu sefer bize hitaben, bana hitaben yazdı. Bir akşam onu okudum. Saat 11-11.30'tu. Bilgisayarımda ona cevap yazmaya başladım. Ayşegül Hanım geldi. Ne yapıyorsun dedi. Sana bir kahve yapayım mı? Şu yazıyı yazayım ondan sonra içeriz dedi. O yazı nedir dedi. Ya Adnan Atabek sataşmış. Ona cevap veriyorum. Peki bu cevabın ne olacak dedi. Türkoloji sayfasına göndereceğim, Türkoğullar okusun. Senin yazının üstüne sabahleyin iki yazı daha gelir dedi. Okuyan 10 kişiyle kalır. Döndü, dolabı gösterdi. Bak dedi, emekli olunca yazacağım dediğin 65 klasör orada hazır duruyor. Para dosyası da orada duruyor. Eğer sen internete bu yazıyı yazar da o para dosyasını neşretmezsen, yemin ediyorum ben de Pelion'un karısının yaptığını yapacağım. Bahçede senin bütün bu hazırladığın kitapları tek tek yakacağım. Senden sonraya kalırsam yakacağım. Kitabı yayımla dedi. Emir büyük yerden geldi. Artık biz emir sayıyoruz Ayşe'nin söylediklerini. Peki hadi sen kahveni yap dedim. Asistanım Risbek Alimov'u çağırdım. Risbek, ben bu para dosyasını hazırlıyorum ama daha önce Sovyet meslektaşlarımızın yazdıklarını birebir çevir. Birebir çevir. Şimdi ilk para bulunduğunda bir meslektaşımız ne söylemiş? İkinci yazıyı yazan kişi para konusunda ne düzeltmeler yapmış? Türk okuyucusunun elinde Hüseyin Namık Orkun'un 70 küsür yıl önce yazdığı 4 sayfalık bir yazıdan başka Türk paralarıyla ilgili hiçbir yazı yok. Tabii hocam dedi, ben Göktürk ve Uygur paralarını hazırladım. Risbek de önceki bibliyografiyi hazırladı. Ve eski Türklerde para, Göktürklerde, Uygurlarda, Türgişlerde başlığıyla 2006'da para kitabını yayımladım. Türkiye'de hiçbir yankısı olmadı. Burada oturan meslektaşlarım dahil olmak üzere hiçbir kimse bir tanıtma yazmadı. Sadece bir mektup aldım Ankara'dan. Doçent Doktor Konçuyu Mergen, Hüseyin Namık Orkun'un kızı. Eserinizi babama ithaf ettiğiniz için çok mutlu oldum.
tebrik ederim dedi. Türkiye'de bu gibi kitaplar okunmuyor. Şimdi bir Türkoloğu olarak parayla ilgim bu. Ancak 45 yıl, 44 yıl Türk dili tarihini okutan merhum hocam emekli olduğunda, Ahmet Caferoğlu, Saadettin Buluç'a döndüm, Türk dili tarihini kim okutacak dedim. Evladım, bu ana bilim dalında bir daha böyle bir ders okutulmayacak dedi. Kendisini oraya alan hocası hakkındaki kanaati bu. Ben de çok üzüldüm. Gittim Muharrem Ergin'e. Saadettin Buluç böyle söylüyor dedim. Osman, o dersi sen okutacaksın dedi. 73'ten sonra 25 yıl Türk dili tarihini okuttum. Orada İlhanlı paraları konusu geçtiğinde sahaflar çarşısının önünde bu paralar satılırdı. 5 lira 10 lira falan. 4-5 tane aldım. Derste öğrencilere dağıtıyordum. Arkadaşlarınıza devir olarak verin. Görün. Bakın, Moğol paraları üstünde Uygur harfleriyle, Moğolca cümlelerle diye. Öğrenci aynı zamanda metni de görüyordu. Sonra Bahattin Ögel hocam, Tuncer Gülensoy ve ben, burada bir parantez açayım. 50 yıl önce, 64 yılında Türkolojiye ilk başladığımda Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde tanıdığım ilk kişi asistan Hamza Zülfikar'dı. İkinci kişi Tuncer Gülensoy. Bizim dostluğumuz 50 yıldır devam eder. Ama birbirimizi iğneleriz, arada laf atarız, oradan sataşırız falan. Bu dostluğun kuvvetinden kaynaklanıyor. Şimdi Tuncer Bey'le beraber gittik. 5. Milletler Arası Mongolistik Kongresi'nde ben Uygur harfli İslami devre metinlerindeki Moğolca kelimeleri bildiri olarak sundum. 5 yıl sonra yine bekleriz dediler. 1990 yılında tünelde merhum Gündağ Kayaoğlu'nun Anadolu Sanat Dükkanı'nda öğrencim Yücel Darı ile konuşurken Yücel Bey döndü, dedi ki hocam Ömer Bey'i tanıyor. Hocam yeni seyahat var mı dedi. 2 yıl sonra Moğolistan'a gideceğim. Moğol paraları konusunda bildiri vereceğim dedim. Bir uzun boylu, yakışıklı, sempatik adam da orada güldü. Hocam Ömer Bey'i tanıyor musunuz dedi. Hayır, tanımıyorum dedim. Ömer Bey İlhanlı paraları üstünde çalışıyor. Ömer abi hocama defteri göster dedi. 600 sayfalık bir defterde 1000 civarında İlhanlı parası okunmuş. Onu görünce ben daha bildiri vermeyeyim, sizin kitap çıktıktan sonra bildiriyi vereyim dedim. İlhanlı paraları konusu hikayesi bu. Sonra Nazan Hanım, Sabancı Müzesi'nin müdiresi, Ahmet Caferoğlu hocamın kızı, Türkler sergisini yapacağız, envanteri hazırlayalım dedi. Filiz, Topkapı Sarayı'nın müzesinin müdüresi, Nazan ben, dünya envanterini hazırladık. Londra'ya gittik, sergiyi açtık. Seneye ne yapalım dedi, Cengiz Han sergisini yap. Sen hemen Moğolistan'a git, Çoyru yazıtını, diğerlerini gör. Çoyru göndersinler, Cengiz Han sergisini yapalım. Cengiz Han sergisinin birincisi
Almanya'da yapıldı. Serginin Almanca bir kitabı var. İkincisi Viyana'da yapıldı. Onlar da aynı kitabı bastılar. Ama Türkiye'ye geldiği zaman sergi, son taraftaki iki propaganda makalesini çıkartıp kitabı aynen çevirdik. Sergi malzemesi olduğu için. Dışarıdan tek konulan yazı benim yazım. Yani üçüncü edisyonda Osman Sertkaya'nın yazdığı Anadolu'da İlhanlı kültürü ve İlhanlı yazıtları vardı. Orada Moğol paraları nasıl okunur? Ne olur? Bu konuda bir sayfa yazdım. Şimdi ben bildirime geçeyim. Moğollarla ilgili en eski sikke. 13. yüzyılda Çingiz Han için 1206-1227 yılları arasında darbedilen, bugüne kadar tek tipi bilinen, her iki yüzündeki yazıtları da Arap harfli olan, Moğolca değil, altın sikke ile bazı gümüş sikkelerdir. Şimdi tabii bunu aramak lazım. Cengiz Han'a basılan paralarda, Cengiz Han sağ, niçin Moğolca yazılmıyor da Arapça yazılıyor? Bu bir problem. Onu bir kenara bırakalım. Bugüne kadar bulunan altın sikke sayısı 3. İlki 1890'da Tizenhausen tarafından, ikincisi ise 1970'de Şerafettin Erel tarafından tanıtıldı. Üçüncü sikke de 1996'da Pakistan'da bulundu. Altın sikkenin ön yüzünde El Hakan, El Adil, El Azam, Çingiz Han, arka yüzünde ise La İlahe İllallah, Muhammed Resulullah, El Nasir Li Dinillah, Emiril Müminin yazılıdır. İlk iki sikkenin darbedildiği yıl ve yer okunamamaktadır. Üçüncü sikkenin ise 1221-22'de, yani Hicri 618'de Gazne'de darbedildiği okunuyor. Gümüş sikkenin birinin ise Hicri 619'da Gazne'de kestirildiği söylenmektedir. Gümüş sikkenin ön yüzünde El Adil, El Azam, Cengiz Han, arka yüzünde ise El Nasir Li Dinillah, Emiril Müminin yazılıdır. Burada altın ve gümüş sikkeleri görüyorsunuz. İlhanlılardan kendi adına sikke bastıran ilk İlhan Hülegü. Hülagu diye okunuyor Türkçe'de ama Moğolcası Hülegü. Saltanası 1263-65. Onu sırası ile Budist olan oğlu Abaka ile Müslüman olan ikinci oğlu Tegüder Ahmet. Bakın Moğollar Moğolistan'dan çıkıp Tebriz'i başkent tuttuklarında Müslüman değiller, isimleri Moğolca. 20-30 yıl içerisinde Müslümanlığı kabul ediyorlar. İsimler Moğolca Türkçe olmaya başlıyor. Tegüder Ahmet 1282-1284, 13. yüzyılın ikinci yarısı. Onu da Abaka'nın oğlu Argun ile devrinde Çav denilen kağıt para bastıran Geyhatu takip eder. Geyhatu'dan sonra Abaka'nın oğlu ve Hülegü'nün torunu Baydu ve Gazan Mahmud İlhan olurlar. Cengiz Han sikkelerinin her iki yüzü de Arap harfli metin ihtiva etmesine karşılık, İlhanlı sikkelerinin ön yüzlerinde Moğolca, arka yüzlerinde ise Arapça yazıtı yer alır. Abaka'ya ait altın sikke üzerinde Moğolca şu cümle yer alır. Kaganu
Nereber Abakayin Delet Kegülük Sen. Büyük Hakan'ın Abakan'ın adına darbedilmiştir. Baydu'ya ait altın sikke üzerinde Moğolca şu cümle yer alır. Kaganu nereber Baydu'yin delet kegülük sen. Büyük Han'ın Baydu'nun adına darbedilmiştir. Gazan Mahmut'a ait altın sikke üzerinde şu Moğolca cümle yer alır. Tengri'yin kücündür. Gazan Mahmut, Gazan'ı deletke gülüksen. Tanrı en güçlüdür. Gazan Mahmud'un adına darbedilmiştir. Yahut Tanrı'nın gücü ile Gazan Mahmud'un adına darbedilmiştir. Şimdi bildiriyi bırakıp hocalığa geçeyim. Size işi öğreteyim. İlhanlı sikkelerinin üzerinde görülen Moğolca klasik cümle şudur. Kaganu nereber, hangi kağansa onun adı, yin yahut in, delet kegülük sen. Kagan, Hakan ünvanı genellikle kan, han kelimesinin üzerindeki bir ünvanı ifade eder. Kağan, büyük han, hanların hanı demektir. U eki genitif, ın in hali ekidir. Kaganu, Moğolca'da, Türkçe karşılığıyla büyük hanın anlamına gelir. Nere, ad isim demektir. Ber eki ise komitatif enstrümental, birliktelik vasıta hali eki olarak, nereber veya imlası da e-defektif olarak, nereber adı ile, adına, ismi ile ismine anlamlarına gelir. Sonra Kaan adı gelir. Kaan'ın adından sonra gelen in yin eki de genitif yani ilgi hali ekidir. Argunin, Abakayin, Bayduyin şekilleri Türkçe'ye Argun'un, Abakan'ın, Baydu'nun olarak aktarılır. Mesela Kaganu nereber Abakayin ibaresi büyük hanın Abakan'ın adına demektir. Deletmek fiili Moğolca'da vurmak, darp etmek. Delet kegül vurdurmak, darp ettirmek fiilleridir. Üksen eki ise tamamlanan bir geçmiş zamanı ifade eden nomen perfecti. Tamamlanmışlık partisipi eki olarak delet kegülüksen çekiminde sikke darbedildi, sikke kestirildi anlamını verir. Herhangi bir ibarenin bütünü şöyle çevrilebilir. Kaganu nereber Abakayin Argunin Baydinin delet kegülüksen büyük hanın Abakan'ın Baydu'nun Argun'un adına darbedildi. Merhum hocam Ahmet Caferoğlu Türk Dili Tarihi'nin 2. cildinde Moğolca'nın 13. yüzyılın ortalarından itibaren İlhanlılar tarafından devlet dili olarak kullanılması konusunda bütün bu vesikalar Moğolca'nın zamanla resmi devlet dili olarak Moğol imparatorları tarafından siyasi münasebetlerde kullanıldığını açıkça göstermektedir diyerek Anadolu ve Azerbaycan şehirlerinde bir tarafı Uygur hurufatlı Moğolca, diğer tarafı Arap hurufatıyla Arapça darbedilmiş sikkelerin mevcudiyeti bu tarihi gerçeğin bir delilidir açıklamasını yapmıştı. Hocam Ahmet Caferoğlu'nun yaş haddinden dolayı emekli olmasından sonra Türk dili tarihi derslerini ben yaptım. 80'li yılların başlarında Beyazıt'taki Sahaflar Çarşısı önündeki Çınaraltı etrafında para sergileri olurdu. Ben de Turan Güneş adlı bir sergiciden Hülegü, Abaka, Baydu ve Gazan Mahmut ile ilgili 5 Moğol sikkesi satın aldım ve Türk dili tarihi derslerinde öğrencilere bu sikkeleri göstererek öğrencilerin Uygur-Moğol yazısının dağılış coğrafyalarını görmelerini sağladım. Şimdi bunlardan örnekler veriyorum.
İlk İlhan Hülegü'ye ait sikkenin iki yüzü de Arap harfli metin ihtiva ediyor. Ön yüzünde Ka'an el-Azam, Hülagu İlhan el-Muazzam. Arkada Hülegü'nün damgası var. Tam ortada görüyorsunuz da damgayı. Eksik olan kısımda ortada damga var. Altta La ilahe illallah vahdetülla şerike lehu Muhammed Resulullah. Çevre de ön ve arka yüzlerinin çevre yazıları ezildiği için okunamıyor. Abaka Kağan'ın sikkesinin ön yüzünde Moğolca şu ibare yer almaktadır. Kaganu nereber abakayin deletke gülük san. Sağ yanda abaka damgası var. Arka yüzünde ise kelime-i şehadet yer alıyor. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Çevresinde üstte darb tebriz. Sol yanda sene hamse. Sağda ve sittemiye. Altta nokta 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 ve sebiyin. Tarih kaydının doğrusunun sene, sittemiye ve hamse ve sebiyin 675 şeklinde olması beklenirdi. Bayduk Ağa'nın sikkesinin ön yüzünde Moğolca şu ibare yer almaktadır. Kaganu nereber bayduyin deletke gülüksan. Arap harfleri ile yanda baydu. Ön yüzünde ise Baydu'nun damgası ile kelime-i şehadet yer almaktadır. Artık Moğollar Müslüman olmuş. La ilahe illallah Muhammed Resulallah diye paralarına basıyorlar. Çevrede solda sene erba, altta ve tis'in, sağda ve sittemiye yani 694 1295 tarihi. Gazan Mahmud'un ilk sikkenin ön yüzü Moğolca cümle ihtiva ediyor. Sadece Gazan Mahmud Arap harfleriyle yazılmıştır. Üstte Gazan Mahmud'un damgası yer almaktadır. Altta Tengri'in kücündür Gazan Mahmud Arap harfleriyle, Gazanu deletke gülüksan Uygur harfleriyle, sağda Arap harfleriyle darp, arka yüzünde ise kelime-i şehadet yer alır. Allah, La ilahe Muhammed Resulullah istif edilmiş. Sene, tis ve tis'in ve sitte maye. Gazan Mahmud'un bir diğer sikkesi, sikkenin ön yüzünde en sağda Arap harfleriyle sene seb'a ibaresi, solda kaganu kelimesi yerine paksba harfleriyle çakravardi, büyük han, hanı büzürk veya çakra kra, çakradaş, dünyanın hakimi, cihanın hakimi ibaresi yer alır. Onu yine paksba harfleriyle maka, Mahmud Gazan ibaresi takip eder. Altta Arap harfleriyle darb tebriz ibaresi görülür. Gazan Mahmud'un damgasının yer aldığı ön yüzdeki Moğolca metin ise şöyledir. Tengri'in gücündür, güç Tanrı'nındır yahut Tanrı'nın gücü ile Gazan Mahmud Arap harfleriyle Gazan'ı deletke gülüksan, sağda sene, solda sitte maye. Arka yüzünde ise kelime-i şehadet yer alır. Allah, La ilahe il, Allah oraya gelecek, Muhammed Resulallah. İstif olsun diye kelime-i şehadetin kelimelerini değişik yerlere koymuşlar. Ancak kelime-i şehadetin ortasında Muhammed Resulullah ibaresinden önce Arap harfleriyle darp erzen ibaresi yerleştirilmiştir. Kelime-i şehadetin etrafında sağda Arap harfleriyle salla, solda ise aleyhi, sağ dışta ve altta sellem kelimeleri görülür. İbarenin doğrusu sallallahu aleyhi ve sellem şeklindedir. Son olarak Halit Erkilet oğlunun Geyhatu ve Baydu'nun neşredilmemiş nadir sikkeleri adlı araştırmasında resimleri verilen Geyhatu ile Baydu'ya ait ikişer sikkenin
Moğolca yazılarını da okuyalım. Çünkü orada okumamışlar. Geyhatu İrinçin Torji ye ait altın sikke üzerinde Moğolca şu cümle yer alır. Kaganu nereber İrinçin Torji Arap harfleri ile durube bi Tebriz Arap harfleri ile yine sonra deletke gülüksen sonra darahu Arap harfleriyle irinçin torci sağda altan arka yüzünde la ilahe illallah Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çevre duruba haza eldinar bi medine tebriz sene ahad ve tis'in ve sittemiya geyhatu yani İrinç'in Torji'ye ait Mardin'de 1295 yılında darp edilen gümüş sikke üzerinde Moğolca şu cümle yer alır. Kaganu nereber İrinç'in Torji deletke gülüksen sağ yanda Arap harfleri ile İrinç'in Torji arkada la ilahe illallah Muhammed Resulullah çevre sağda durube bi üstte Mardin, solda fi sene erba ve tis'in ve sittemiye. Baydu'ya ait 694 yani 1295 tarihli altın sikkenin ön yüzünde Moğolca şu cümle yer alır. Kaganu nereber Baydu'yun deletke gülüksen, darahu Baydu, Arap harfleriyle, elhamdülillah, La ilahe illallah Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arka yüzde çevrede ise durube haza el dinar bi Medine Tebriz sene erba ve tis'in ve sittemiye Baydu'ya ait gümüş sikkenin ön yüzünde Moğolca şu cümle yer alır Kaganu nereber Baydu'yun deletke gülüksen sağda Baydu Arap yazısı ile ancak yarı yarıya silinmiş. Arkada La ilahe illallah Muhammed Resulullah çevre Darp Tebriz sene arba ve tis'in ve sittemiye. Bir hatıra İstanbul'da tünelde Gündağ Kayaoğlu'na ait Anadolu Sanat adlı iş yerinde Yücel ve İsrafil Dağlı kardeşler tez ve kitap dizgisi işi yapıyorlardı. 1990 yılının baharında bir sohbet anında Yücel Dağlı, "Hocam yeni Moğolistan seyahati var mı?" diye sordu. Ben de 92'de Ulaanbaatar'a giderek 6. Milletler Arası Mongolistik Kongresi'ne katılmayı ve orada Moğol Sikkeleri adlı bir bildiri sunmayı planlıyorum dedim. 90'dan 2014'e geçen bir süreyi düşünün. O sözümü şimdi gerçekleştiriyorum. İlk defa size konuşuyorum. Yücel Dağlı iş yerindeki kişilerden uzun boylu, güleç yüzlü, sempatik bir kişi ile bakıştı ve Ömer ağabey hocaya çalışmanı göster dedi. Adının Ömer Diler olduğunu sonradan öğrendiğim bey, çantasından bir defter çıkardı. Defterde yüzlerce Moğol sikkesinin çizimi vardı. Bunun üzerine ben, Ömer Bey, önce sizin bu kataloğunuz yayımlansın, ben bildirimi sonra vereyim dedim. Birbirimize kart vizitlerimizi verdik. Ömer Diler, PK, ben üstüne kendi yazımla Ömer Diler, İlhanlı paraları mütehassısı yazdım. Böylece Ömer Bey'in Alanya'da yaşadığını öğrendim. 18 Mart 2005'te de bu değerli araştırmacımızı kaybettiğimizi duydum. Hazırladığı İlhanlı sikkeleri kataloğunu bastıramamıştı. Vefatından sonra eşi Nur Hanım, Garo Kürkman'ın desteğiyle Yücel Dağlı tarafından dizilen İlhanlar, İran Moğollarının Paraları adlı kataloğunu
200'er nüsha olmak üzere Türkçe ve İngilizce yayımladı. Kitabı dikkatle okudum. İki hata gördüm. İlki, font uyuşmazlığı dolayısıyla birçok kelimede yüzlerce harfin eksik olmasıydı. Yani dizenin bilgisayarından basanın bilgisayarına geçince sistemlerin farklı olmasından dolayı harfler okunmuyor. İkincisi ise sikkeler üzerindeki Moğolca ibarelerin okunuşunun tamamının yanlış olmasıydı. Sikkeler üzerindeki Moğolca ibarelerin doğru olarak okunması konusunda Mihail Weyers en iyi bilgileri vermektedir. Ben İlhanlı kültürünün Anadolu'daki Moğolca ve Türkçe yadigarları adlı yazımı Cengiz Han ve mirasçıları Büyük Moğol İmparatorluğu başlıklı yazımı İlhanlı sikkeleri bölümünde bu bilgileri kullanmıştım. Bu bildirimde de kullandım, size de anlattım. Nur Diler hanımefendi, eşi Ömer Diler'in İlhanlar, İran Moğollarının Paraları adlı kataloğunun yeni baskısında bu iki hususa müdahale ederse, aramızdan ayrılan değerli bir araştırmacımızın eserini bilim alemine kazandırmış olacaktır. Tabii ki bizler bir şey yapamayız. Kitabın yazarı öldüğü için müdahale edemezsiniz. Dikkatiniz için hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sözlerimi bu sahada çok büyük hizmet gösteren merhum Ömer Diler'e rahmet dileyerek sonlandırıyorum. Burada da bibliyografya veriyorum. Bizim Yapı Kredi Bankamızın sikkeler koleksiyonunda Ak Akça adı ile çıkan kitapta bu Moğol paralarını görebilirsiniz. Ortadaki iki kitap, bunlar The Coins Banknotes of Mongolia ve The Coins of Mongol Empire and Klan Tamga of Khans. 2011'de Moğolistan'dan aldığım iki Moğol paraları kataloğudur. Sonuncusu ise Ömer Diler'in İlhanlar adlı büyük boy İran Moğollarının sikkeleri kitabının kapağıdır. Saygılar sunuyorum. Sayın Sertkaya hocamıza teşekkür ediyorum. Gerçekten Moğolca kaynakları bilmemize rağmen bu Moğol paralarıyla ilgili gerçekten bir bilgimiz yoktu. Bu bence çok iyi oldu. Moğolistan'daki kaynakları da tabii görmek gerekiyor. Çok teşekkür ederiz hocam. Şimdi sözü ben Profesör Doktor Özkul Çobanoğlu'na bırakıyorum. Öyle mi hocam? Buyurun hocam. Sayın Başkanlık Divanı, muhterem dinleyiciler, sözlerime başlarken hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum ve karşınızda dişsiz bir şekilde konuşmaktan dolayı da mahcubiyetimi ifade ediyor. Bağışlanma diliyorum. Dişleri eskittik, yenilerken böyle zorluklarla karşılaşılıyor. Dişlerinizin kıymetini bilin. Adet olduğu veçile biz korsan bildirimizi sunmaya başlarken öncelikle bir terim ihtiyacımız olduğunu belirtmek istiyorum. Şimdi Moğolistan dediğimizde bugünkü Moğolistan'a bir itirazımız yok. Ama tarihi dönemlerden bahsederken Moğolistan dememiz çok doğru değil. Çünkü tarihte orası Moğolistan değil. Dolayısıyla yeni bir terime ihtiyacımız var. Tarihi dönemlerden bahsederken
Kuzeydoğu Türkiye'de mi deriz, Kuzeydoğu Türkistan mı deriz? En azından onu fark ettirmemiz, geçmişte oraların Moğol ulusunun hakim olduğu bir yere olmadığını belirlemek, vurgulamak bakımından iyi olacaktır. Sanki biz Moğollara hakim olan bir toprak parçasına çok geçmişte gitmişiz, ondan sonra da orayı terk etmişiz gibi bir yanlış anlaşılma, bir yanılsama oluşuyor. Bu doğru değil. Erbabının bildiği gibi Moğollar çok daha doğudaydı. Yani iç Moğolistan'dan dış Moğolistan'a ve batıya doğru geldiler ve daha aşağılara indiler çok daha sonra. Dolayısıyla tarihsel dönemlerden bahsederken Moğolistan dememiz doğru değil. Ona uygun bir yeni bir terim icat etmeli, kullanmalı ve kullanıma sokmalıyız. Kuzey Doğu Türkistan, aşağıda Doğu Türkistan olduğu düşünülürse o coğrafi bütünlük içerisinde bana oldukça anlamlı gibi geliyor. Bugün Batı Moğolistan dediğimiz yörenin çok büyük bir kısmı hala bile günümüzde %100 Moğollaşmış değil. Biz hep Türkiye Türkologları biraz konuya çok naif yaklaşıyoruz. Hep Müslümanlaşan ve Türkleşen aramızda eriyen Moğollara göndermede bulunuyoruz. Ama ne kadar Moğollaşan Türk boyu olduğunu bundan sarf nazar ediyoruz. Yani bugün nüfusu yuvarlak rakamla 2 milyon olan dış Moğolistan'da Mergitler gibi, Darhatlar gibi, Buryatlar gibi belli başlı büyük olanları bir yığın Türk boyu zaman içinde Tuğrullar gibi Moğollaşmıştır ve Moğol ulusunun bir parçası olmuştur. Dolayısıyla bu coğrafya bizim Kırgızların hakimiyete geçmesiyle bir anda terk edip gittiğimiz bir coğrafya değil. Ama zaman içerisinde kardeş millet olan Moğollarla beraber yaşarken buradakiler nasıl Türkleşmişse, Müslümanlaştıkça, orada kalanlar da zaman içerisinde Moğollaşmıştır ya da Moğollaşmak zorunda bırakılmıştır. Zihniyet itibariyle bugün Moğolistan'da bulunanlar gayet iyi bilir. Tanıştığınız her Moğol kendini Halh Moğolu olarak takdim eder size. Halha Moğollarından olduğunu söyler. Hatta ortam biraz müsaitse herkes Cengiz'in akrabası olduğunu söylemeye çalışır. Böyle bir genelleme vardır. Ama ondan sonraki günlerde kapı arkasında sağda solda sizi tenhada bulan asıl boyundan bahseder. Ben Merkit'im, biz aslında Türk asıllıyız ama daha sonra işte şey olduk, Moğollaştık. Yahut bana çok çarpıcı gelmiştir. Bizdin Kağan'ın Cengiz Kağan imez, bizdin Kağan'ın Bilge Kağan, Bilik Kağan falan gibi enteresan şeyler söylerler. Dolayısıyla Moğolistan yahut Kuzeydoğu Türkiye'li Türkoloji açısından bir açık hava müzesidir demek çok hafif bir şey. Açık hava müzeleri biz belli gayelerle oluşturuyoruz. O çok hafif kalır. Muhteşem bir laboratuvardır. Yer altındaki sahip olduklarıyla. Düşünün ki Költigin Kağan'ın anıtı gibi 150 yıldır bilinen bir anıtın 2 metre yanında 5000 eserden oluşan bir hazine ortaya çıkıyor. Yani en çok bilinen hazine arayıcılarından arkeologlarına kadar öncelikli olarak ortada olan bir yer, orası kazılıyor, 5000 eserden, 5000 parçadan oluşan bir hazine ortaya çıkıyor. Bu bize Moğolistan'ın Türkoloji veya Türklük bilimi açısından neler sakladığına dair bir fikir verebilir. Nitekim son 1-2 yıl içinde Moğol ve Kazak arkeologların o bulduğu el değmemiş kurgandaki çıkanlar bu fikrimizi daha pekiştirir, daha kuvvetlendirir. Bir başka ifadeyle Türkolojide aslında yeni keşifler çağının henüz başlangıcındayız. Ama bunları yapacak olanlar bizim o ilk TİKA'nın ve işte ilgililerin yürüttüğü
kazıda olduğu gibi arkeolojiden doğru düzgün, hele hele kurgan arkeolojisinden bir haber insanların yaptığı araştırmadan ortaya çıkan sonuç budur. Ama 20 yıldır aradan geçti, herkes söylüyor. Kurgan kazısı yapabilecek arkeoloğumuz yok Türkiye'de. Kurgan kazısı yapabilecek arkeolog yetiştirmeliyiz. Ve sabahtan beri sunulan bildirilerde Moğolistan'ın, Moğolca'nın Türkoloji açısından ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor, söylüyor. Ve biz Türkolojiye, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak çok ciddi, hatırı sayılır bir para ayırıyoruz. Tam rakam midir bilmiyorum. Bir Allah'ın kulu çıksa bunu hesaplasa çok büyük hizmet olur. Ama ben 2005 yılındaki rakamı biliyorum. TİKA'nın en önemli kalemi Türkoloji projesiydi, 20 milyon dolar. Oldukça hatırı sayılır bir para. Bunu Türk Dil Kurumu'yla, Tarih Kurumu'yla, diğer kurumlar içine kattığımızda, üniversiteleri kattığımızda, TÜBİTAK'ı kattığımızda çok çok ciddi bir paranın ortaya çıktığı ve Türkolojiye harcandığı aşikar. Bu devlet olarak, ya millet olarak, himmet bilmem ne toplantısıyla toplanan ve yurt dışında okullara dönüşen cemaat paraları bizim milletimizin harcadığı paralardır. Bunları da fukara millet harcıyor. Onları da kattığınızda Türkolojiye çok ciddi bir para ayrılıyor. Ama bu kadar ciddi bir para harcanan Türkolojinin hala kurganlarda kazı yapabilecek arkeoloğu yok. Bu konuda biz Türkiye'li Türkologlar gayri ciddi olduğumuzu düşünüyorum. Yeterince ısrarcı olmadığımızı düşünüyorum. Tribünlere karşı konuşmayı çok sevdiğimizi ama iş başına geldiğimizde işte yapabilecek insanlar yetiştirmekten uzak olduğumuzu düşünüyorum. Bu milletin bir yığın kurumunun başında Türkologlar var ama Kazakistan'a, Kazaklar bu işi biliyorlar. Kurgan kazısında uzmanlaşmış insanları var ama oraya göndermedik, gönderemedik. Eskaza bir iki kişi mezun olduğunu duydum. Ahmet Yesevi'den arkeoloji dersleri alarak. O garipler de Yakutistan'da, sağda solda, bir de bilmem nerede Pimapen şirketlerinde işçi olarak çalışıyorlar. Türkiye'ye bunları bir yerlere asistan alamadık. Türkiye'de bunları bir yerlerde istihdam edemedik. O kadar önemli diyoruz ama işin uzmanını yetiştirmiyoruz. Harcanan paralar başka taraflara gidiyor. Moğolistan'da on binlerce Hun mezarı var. Yani çok belirgin Hun mezarı, on binlerce. Son zamanlarda Türkiye'de biliyorsunuz bir Hitit perestliktir aldı yürüdü. Utanmasalar tabir caizse iki futbol takım kuracak kadar Türk dünyasından çıktılar, Türkiye'ye geldiler. Ama bu iki futbol takımı kuracak kadar Türk bıyıkları çok sarkık olduğu için, kılıçları çok Mısri olduğu için Hititler hemen dillerinden vazgeçtiler, Türkçe konuşmaya başladılar gibi tuhaf bir fikri bile Türkiye'de dillendirdiler. Fransız Bilimsel Araştırmalar Merkezi de gitti bu Hun mezarlarını kazdı. Ve Hun mezarlarındaki DNA'nın birebir örtüştüğü DNA tipinin dünyanın neresinde yaygın olduğunu araştırdı. Bugünkü Moğolistan çıkmadı. Türkistan da çıkmadı. Şaşıracaksınız ama Türkiye çıktı. Hun mezarlarındaki DNA'ların birebir örtüştüğü DNA'ların en yaygın olduğu yer, hiç de öyle birkaç futbol takımının kurucusu kadar Türk'ün geldiği değil, tam tersi böylesine bir araştırmada somut biçimde ortaya konulacak kadar Türkiye olduğu çıktı. Dolayısıyla Moğolistan sadece kültür olarak değil, bizatihi ırk olarak da Türk milletinin köklerini, temellerini ortaya koymada son derece önemli verilere sahip. Ve bu yönüyle de bizim açımızdan önemli. Kültür boyutu başlı başına zaten kelimenin tam anlamıyla bir laboratuvar dediğim gibi. Nasıl mesela? Şimdi dillerin ödünçlemelerden vesairelerden bahsediyor dilciler. Ama bunun en güzel örneklerinden bir tanesini ben Moğolistan'da yaşayan Tıvalar'da şöyle gözledim. Şamanizm bir dilin
yaşamasında nasıl bir yere ve role sahip? Yahut biz halk bilimcilerin tabiriyle şamanist dünya görüşünün yahut dinin tıvalar örnekleminde gizli işlevlerinden birisi olarak dilin yaşatılması. Moğolistan'da, hatta Türkiye'de doktora almış bazı Moğol Türkologlarına göre, ki bunlarla tartıştım, tıvaları bir Türk boyu olmaktan ziyade bir Moğol boyu gibi gören Moğol Türkologları da var. Nasıl Türkologlarsa, ama maalesef doktoraları dil tarihi taşır, Türkiye'yi taşır. Dolayısıyla eğittiğimiz öğrencileri biz nasıl eğitiyoruz? Bu da ayrı bir soru. Türkiye Türkolojisi bu bağlamda bu soruları kendine sormalıdır. Tıvaları Moğol boy olarak, ben gidiyorum tıvalarla konuşuyorum, derleme yapıyorum. Hayır diyor, siz konuşamazsınız. Neden? Onlar diyor Moğoldur. Moğol'la ben konuşuyorum, derleme yapıyorum falan, gel diyor. Hayır, göremezsiniz. Böylesine gözlerini kör etmiş bir halk Moğol milliyetçiliği zihniyeti vardır. Moğol, Mongolistler arasında, Türkolog, oradaki Türkologlar arasında. Bundan bir haber olarak çok naif yaklaşımlarda bulunuruz. Şu seslerin denkliği, bu seslerin denkliği güzel ama bundan haberdar olmamız gerekir. Orada fevkalade güzel bir Türkoloji bölümü kurdu Bülent Bey kardeşimiz. TİKA'da çok iyi imkanlar verdi. Türkiye'deki herhangi bir Türkoloji bölümünde o imkanlar yoktur. Ama imkanlar vermek donatmakla yetmez. Ben gittikten sonra, bir hafta sonra oradaki arkadaşlar benim elime bildiriler verdiler. Şu bildirileri bir redakte eder misiniz? TİKA'dan para alıp bir sempozyum yaptık. Orada sunulan bildiriler bunlar. Bunları yayınlayacağız. Bildirilere baktığımda, öğrenci bildirileri, bizim Bilge Kağan ve Kültürk'ün kitabelerini Moğolca olarak okuma denemeleriydi. Cümle yok tabii, bu defa kelimeler olarak onların Moğolca oluşunu ispatlama gayretleriydi. Tuhaf bulabilirsiniz, komik bulabilirsiniz ama bu tür uydur ellezine, vervezine öğrenci bildirileri bile basılır ve günün birinde birileri tarafından da ciddiye alınır, kaynak olarak kullanılabilir. Dolayısıyla dünyada bu tür yapıları kuranlar, uygulayanlar bu tür sonuçlarla karşılaşmıyor. Biz bu tür kurumları kurarken bunun üzerinde sürekliliğini, nasıl amaçları olduğunu düşünmüyoruz. Sadece bir bölüm, bir mühür, bir masa, biraz kitap, biraz değil, 5000 kitaplık gayet güzel bir şey kurulmuştur. Moğolistan Milli Kütüphanesi içerisinde kütüphane kurulmuştur. Ama neticeye baktığınızda, neticede Moğolistan'a denk bir Türkoloji midir? Değildir. Moğolların Milli Üniversitesi'nde Moğol Dili, Edebiyatı, Tarihi, Kültürü Fakültesi var. O fakülte içinde kurulmuştur bu. Şimdilerde yabancı dillere aktarıldı. Ama hala bütün yabancı dillerdeki bölümlerin mensubu olan öğrenciler mezuniyet tezlerini o dillerde yaparlar. Çince bölümünün öğrencileri Çince mezuniyet tezi yazar. İngilizce olanlar İngilizce, Türkiye'de olduğu gibi. Ama Türkoloji bölümünün öğrencileri bitirme tezlerini Moğolca yazıyorlar. TİKA'dakilerle uzun müddet kavga etmemize rağmen ben buraya döndüm geldim, orada devam edip gidiyor. Bu tip bir yapı, bu tip bir yapı Türkiye Türkolojisine, Türkolojiye hiçbir fayda sağlamaz. Veya çok az fayda sağlar. Asıl Moğolca kaynakları çalışıp tezlerini Moğolcadan Türkçe'ye yapmalılar ki Türkiye Türkolojisi bundan beslensin. Zaten sabahtan beri hocamlar işaret etti. Türkiye Türkolojisi'nin hala Moğolca bilen Türkolog sayısı iki elin parmak sayısını geçmiyor. Bu kadar önemli, bu kadar iyi ama 10 kişiden fazla insan yok Türkiye'de Moğolca bilen. Neden? Nasıl? Bu kadar önemliyse bir yolunu bulup daha fazla insana bunu öğretebilmeliydik, öğretebilmeliyiz. Kaldı ki Moğolca ön plana çıkıyor. Benim kanaatim Buryatça, Türkoloji açısından Moğolcadan çok daha büyük imkanlara sahip.
Veyahut ikisini yarıştırmayayım ama en az Moğolca kadar Buryatça'ya da ağırlık vermeliyiz. Ben Rusça yayınlanmış, Buryatya'da yayınlanmış Buryat Şamanizminin terimler sözlüğünü tercüme ettirdim. Aşağı yukarı %95'i Buryat Şamanizminin terminolojisinin %90'ı, %95'i Türkçe kelimelerden oluşuyor. Çok rahatlıkla ilk bakışta tanıyabildiğimiz, anlayabildiğimiz kelimelerdir bunlar. Dolayısıyla Buryatça'ya da özel bir gayret, özel bir ilgi göstermeli. Buryatça bilen Türkologların yetişmesine de ön ayak olmalıyız diye düşünüyorum. Kurulan kurumlar, harcanan paralar daha çok harcansın. Ama aktif olarak harcansın, hedef yapılarak harcansın. O bölgeyi bilenler, Erdene Zu'dan, o bataklık ova içerisinden Ötüken'e yol geçirmek yerine kara kurumun karşısına geçse, zemini taş olan yerden bir yol gitse, hem Kara Balgasun'dan geçecek hem de bir köprüyle Ötüken'i birleştirecekti. Bizim ilgili bakanlarımız ve bakmayanlarımız oraya helikopterlerle gidip bunu incelemelerine rağmen böyle bir şey yapmak yerine en kötü yerden, bataklıktan, ova içinden geçirerek yol yaptılar. Yani Türkmen göçü artık yolda düzelmesin. Plan program yapsın Türkmen. Ve ona doğru yavaş yavaş yürüsün, hedeflesin. Yoksa erken kalkan bunu böyle yapalım, şunu şöyle yapalım da olacak iş değil. Moğolistan stratejik ortağımız olsun. Ama stratejik ortağımız olacak olan Moğolistan'da bizim bir akademimiz olabilirdi. Türkiye'deki bütün arkeolojik kazıları İngiliz arkeoloji heyeti organize eder, finanse eder. Birkaç yüz senedir de aşağı yukarı bunu yapıyorlar Türkiye'de. Neden bir Türk arkeoloji heyeti, Türk Türkoloji heyeti olmasın? Neden bunu finanse etmesinler? Kara Balgasun, yani kerpiçten yapılmış bir şehir, planları var elimizde, hemen yanında Orhun akıyor. Bir miktar saman bulunsa, 100-200 tane kerpiç dökücüyle bir yılda yeterli kerpiçi dökülür ve bir yılda da restore edilir. Belki de restorasyonu en kolay şehirdir bu en eski Türk şehri. Böyle bir şehir restore edilebilirdi. 1-2 milyon dolara restore edilebilirdi. Orada büyük bir Türkoloji Akademisi meydana getirilebilirdi. Bu sahayı çalışacak insanlar, Buryatça öğrenecekler, efendim Moğolca öğrenecekler, arkeolog olacaklar, halk bilimci olacaklar, dilci olacaklar. Master, doktora düzeyinde bizzat o coğrafyada yerleşip yetişerek, o coğrafyada alan araştırması yaparak yetiştirilebilirdi. Moğolistan, Türkoloji açısından henüz Moğolların bile çok iyi bilmediği bir yerdir. Ben orada bulunduğum esnada diğer arkadaşlarım gibi Moğol Savunma Üniversitesi'nde 250 tane Moğol subaya Türkçe öğrettim. Bu Moğol subaylardan bana öyle bilgiler ulaştı ki hala dehşet içindeyim. Mesela Buryatlardan doğuda bir kasabada sünnet olan, çocuklarını sünnet eden, İslam'a inanan bir grup olduğundan bahsettiler. Literatürde Müslüman Buryat diye bir şey yoktur, duymadık. Ama bunu 2-3 tane subay bana aktardılar, naklettiler. Yahut Çantular hakkında kısmen bilinir, az şey duyuyoruz. Hus civarında farklı coğrafyalarda küçük gruplar var, birkaç dilli gruplar. Yani yeni keşiflere açık, Türkoloji açısından keşiflere açık bir yer. Bir Torgut, çok sarhoş olduğu bir gün benimle garip bir Türkçe'de konuştu. Hatta Yadgar adlı bir epik destandan epey parça okudu. Ama bu Hüç adlı bu kişi ayık olduğunda bir kelime Türkçe bilmiyordu. Bunun ne olduğunu, nedenini bilmiyorum. Acaba halk milliyetçiliğinin baskısı dolayısıyla, korkular dolayısıyla mı konuşmuyor? Yoksa da başka nedenleri mi var? Kafamda bir muammadır. Ben orada Tıva Türklerinin bir kamının aşağı yukarı 6 ay peşinden dolaştım. Onun törenlerini
izledim, gözledim, notlar aldım, görüşmeler yaptım vesaire. Şimdi Moğolistan'da en önemli, en büyük ulu kamların, gerçek kamların tıvalardan çıktığına dair bir inanış Moğollar arasında bile yaygındır. Sıra dışı kamlar tıvadan çıkar. Ve tıva kamları da hatırı sayılır miktarda sağda solda var. Benim çalıştığım tıva kamının bağları diyelim, onun etrafında oluşan cemaat diyelim, büyük bir çoğunluğu Moğoldur, halk Moğollarıdır. Ve onlar onun ulu bir kam olduğu niyetiyle gelirler, törenlerine katılırlar, sorular sorarlar vesaire. Çalıştığım kam çok iyi Moğolca bilir. Ama kamlama esnasında sadece tıva Türkçesi konuşur. Ve kamlama esnasında sadece tıva Türkçesi bilen ruhlarla, ulu ruhlarla temasa geçer. Ben planlarımdan bir tanesiydi. Tonyukuk'un o sembolik mezarı başında büyük bir kam töreni yaptırmak, her Türk boyundan birkaç kişiyi toplamak, böyle bir hayır hasanat düşüncem vardı. Yarısı gerçekleşti, yarısı gerçekleşmedi. O maksatla bizim tıva kamına Tonyukuk atadan aldım, bir miktar okudum. O dedi ki, ben bu ulu kişiyi anlıyorum, ondan sözleşirim dedi, onun ruhunu çağırabilirim. Çağıramadık, kaldı. Ama böyle bir yakınlık var, bu şekilde hissediyorlar. Önemli olan şu, Moğol dinleyiciler geldiğinde, Moğol katılımcılar kamlama törenine, onun ablası arada tercümanlık yapıyor. Hem yardımcılığını yapıyor kamın, hem de onun tıva Türkçesinde söylediklerini, hani bizde la teşbih ve la temsil müezzinler olur ya, çok büyük cemaat oldu mu birkaç tane müezzin olur tekrar ederler. Onun gibi bizim tıva kam o önce söylüyor tıva Türkçesinde, sonra ablası onu Moğolcaya çeviriyor, Moğollara söylüyor. Bir müddet sonra sordum, dedi ki ben Moğolca onu söyleyemiyorum. Şimdi bu mesela müthiş bir şey. Moğolistan'da eğer son 7-8 seneyi bilmiyorum olmadıysa tıva Türkçesinde eğitim öğretim yoktu. Tıvalar zaten Moğol olarak kabul ediliyor ya, müthiş bir baskı da var. Ulaanbaatar'da yüksek mevkilere gelmiş tıva asıllı insanların yanına gittiğimizde bizi götüren tıvalara fırça attı onlar. Moğollaşmış olarak kendilerini saklıyorlar ve tıva olduklarının bilinmesini istemiyorlar. Çünkü çok aşırı bir milliyetçilik var. Dolayısıyla bu tip bir yapı içerisinde tıvaların ana dil eğitimi, öğretimi yok, ama şamanizm çok önemli bir unsur. Şamanlık dolayısıyla tıva Türkçesi bir yaşam alanı buluyor ve yaşıyor. Ve en çarpıcısı, bir tıva Türküyle, makine mühendisi olan bir tıva Türküyle evli dar hatlardan bir hanım. Dar hatlardan. Normal gündelik hayatlarında kocasıyla Moğolca konuşuyor, çocuklarıyla Moğolca konuşuyorlar. Tıva Türkçesi bilmiyor. Ama Hüdere Kam'ın ve kocasının bana söylediğine göre ona şamanlık hastalığı gelmiş, kamlık hastalığı gelmiş. Dolayısıyla ona davul hazırlamışlar, kostüm hazırlamışlar. Kendi kendine zaman zaman evinde ruhlarla irtibata geçiyor, ruhları çağırıyor, onlarla konuşuyor. Henüz erginliğini tamamlamadığı için dışa açılmıyor. Erginliğini tamamladığında, yetiştiğinde bir koç kurban edecekler ve ondan sonra da umuma açık bilinir hale gelecek idi bu Darhat Hanım. Çok çarpıcı. Bu Darhat Hanım tıva Türkçesini bilmiyor ama o evinde yaptığı kamlama törenlerinde tıva Türkçesi konuşuyormuş. Ben bunu dinlemedim. Ben bunu Hüdere Kam ve kadının kocasına istinaden, onların söylediklerine istinaden size söylüyorum. Bunun nasıl olduğunu bilmiyorum. Ama en azından onlar çok normal karşılıyorlardı bunu. Hiç hayret etmiyorlardı. Gayet rahat olabileceğini söylüyorlardı. Yakınlarda da haber alamadım. Ama erginliğini tamamladığı ve cemiyete açık kamlama törenleri yapmaya başladığını duyar duymaz ilk fırsatta gidip o Darhat Hanım'ın kamlama törenlerine katılmak istiyorum.
gerçekten Tıva Türkçesinde mi yapıyor? Eğer böyleyse müthiş bir şey. İşin mistik yönü, olağanüstü yönü bir tarafı. Nasıl izah ederiz bilmiyorum. Ama şu çok çarpıcı ki kamlık yahut şamanizm hem mevcut dili koruyor, saklıyor, hatta onun başka topluluklara yayılmasına da ön ayak oluyor. Bu da mesela söylediğim gibi Tıva, Moğolistan'daki Tıvaların örneğinde kamlığın gizli işlevlerine bir örnek olarak sunulabilir. Bu da benim bildiğimin asıl gövdesini oluşturacak kısmı. Yayınlandığında daha teferruatlı okuyabilirsiniz. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Moğolistan'da biraz kalmış birisi olarak aslında hocamın söylediği birçok noktanın dikkatle incelenmesi gerektiğini de düşünüyorum. Haklı olduğu taraflar da var. Dagur Moğolları, Santa Moğolları, hatta Hazara Moğolları ayrıca çalışılması gerekiyor bu riyatlarla birlikte. Hocama teşekkür ediyorum. Sevgili konuklar, 3. oturumumuzun bildirileri burada bitti. Şimdi fazla vakitte almamak için ben çalıştayımızın, inşallah sizlere de faydalı olmuştur, çalıştayımızın bir değerlendirmesini yapmak üzere sözü hocam Profesör Doktor Osman Fikri Sertkaya'ya bırakıyorum. Buyurun hocam. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Türk Moğol Araştırmaları Çalıştayı Gazi Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Merkezi Başkanı Sayın Profesör Doktor Hülya Kasapoğlu Çengel'in açış konuşması ile başlamıştır. Sayın Çengel, Türkiye ile Moğolistan arasındaki kültür ilişkilerinin son 50 yılındaki önemli olaylarını çok geniş bir vukuf ile özetledi. Moğolistan'ın Ankara Büyükelçisi Doçent Doktor Badam Dorj Bathistik ise konuşmasında konuyu Moğolistan açısından değerlendirdi. Sayın Büyükelçinin konuşmasından Moğolistan ile Türkiye arasında gelişen ilişkilerin derinliğini öğrendik. Böylece Hülya Hanım'ın konuşması ile Sayın Büyükelçinin konuşması bir resmin bütününü bize vermiş oldu ve konunun derinliğine de vurgu yapmış oldular. Çalıştay'ın ilk oturumu Sayın Profesör Doktor Tuncer Gülensoy'un başkanlığında başladı. Gülensoy önce korsan bir bildiri sunarak Moğolistan anıları ile oturumu renklendirdi. İyi ki bu korsan bildiriyi sundu. Çünkü sizler onun büyük koleksiyonundan getirdiği 2-3 parça da olsa resimleri gördünüz. Minyatürleri gördünüz. Bu bakımdan Tuncer Hoca'ya huzurunuzda teşekkür ederim. Ancak bir müteveffa meslektaşımdan bahsetti. Eleonora Afanasyevna Novgorodova hanım. Annesi Yakut olan, babası Rus olan Mongolist. Kocası Volkov'da çok değerli bir arkeolog. Novgorodova'yı ilk tanıyan benim. 1972 yılında Viyana'daki Altayistik Kongresi'nde tercümanla benden rica etti. Benim slaytlarımı konuşmada gösterir misiniz diye.
Bütün slaytları ters dizmişim. Her seferinde söylüyordu, düzeltin. Düzeltiyorum. O bakımdan sizi hiç unutmayacağım dedi. Çünkü sabote gibi düşündü. 1985'te Türkoloji Kongresi'nde Sayın Novgorodova, PİAK'ta sizin bildirinizde slaytları ters gösteren genci hatırladınız mı dedim. O sensin dedi. Adını Türkçeleştirmek istedim. Adın ne manaya geliyor Yakutça'da? Künney, güneşin doğuşu demek dedi. Eleonora da onun Rusçası. O zaman sana bir Türkçe isim verelim. Senin adının Türkçesi Nuriye. Ama senin adın kısaca Nur olsun. Nov yeni demek Rusça. Gorod şehir demek. Novgorodova iyi ise yeni şehirli diye tercüme edeyim. Bundan sonra senin adın Nur yeni şehirli olsun dedim. Çok değerli bir Türkoloğdu. Almanca büyük bir eser de yazdı. Tuncer Bey'e ve bana da imzalayarak verdi. 2006 yılında uykusunda vefat etmiş. Toprağı bol olsun. Oturumun ilk bildirisi Ahmet Bican Ercilasu'nun başkanlığında, Profesör Doktor Ahmet Bican Ercilasu'nun Türk Dili Tarihinde Moğolcanın Yeri adlı bildirisiydi. Sayın Ercilasun her zamanki derin ve geniş vukufuyla konuyu Necip Asım Yazıksuz ile Ahmet Caferoğlu hocamdan başlatarak Feyzi Ersoy'un doktora tezine kadar olan bölümde özetledi. Ayrıca Ercilasun birçok şeye dikkatimizi çekti. Kelime alışverişlerini zikretti ve ses değişme ve gelişmeleri açısından da işaretleri oldu. Sorduğu bir soru, 100-150 yıldan beri Mongolistler arasında tartışma oluyor. Yani kelimenin aslı Moğolca, Türkçe'ye geçerken son sesini kaybetti. Moğolca'da iki hece, Türkçe'de tek hece. Moğolca'da üç hece, Türkçe'de iki hece. Tam tersini söyleyenler de var. Hayır, Türkçe'de bir hece olanlar genellikle Moğolca'ya geçtiği zaman iki hece olur. Türkçe'de iki hece olan Moğolca'ya geçtiğinde üç hece olur. Yani şimdi Mongolistlerin görüşü pek rağbet bulmuyor. Ayşegül Hanım bildirisinde bunu son derece açık bir şekilde size gösterdi. Türkçe balık kelimesi Moğolca'ya geçtiği zaman üç heceye yükseliyor, balaga. Şimdi Moğolca balaga kelimesi Türkçe'ye balık diye geçse Moğolca'daki balagasını nasıl açıklayacağız? Dolayısıyla Türkçe'den Moğolca'ya geçiş, tek hecenin iki, iki hecenin üç hece olması, Moğolcalaşma içinde Moğolca bir ekin alınması. Feyzi Bey'in kitabında bunlarla ilgili güzel bilgiler var. Şimdi bazı bilgilerimiz Radloff'tan geldiği için hiç kritik etmemişiz. Türkolojinin Rusya'daki kurucusu olduğu gibi kabul etmişiz. Mesela Koç cinsin erkeğinin adı. Dişisinin adı Konyi. Biz koyun diyoruz.
Koç da o ile, koyun da o ile. Yavrusu ise kozu. Reşit Rahmeti Arat, Karahanlı Türkçesinde o ile okumuş. Doğrusu da o. Kozu kelimesi, yani biz bugün kuzu diyoruz ya Türkiye Türkçesinde, Moğolca'ya geçtiği zaman, Moğolca'da C sesi olmadığı için koru olacak. Ve Moğolcalaşmak gerektiğinde gan, kan ekini alacak. O zaman Göktürk yazıtlarında Radloff'un üç kuru kan okuduğu okuyuşu üç koru kan diye okuyacağız ve üç kuzu kabilesi diye tercüme edeceğiz. Yani Mongolistik bilginiz olmazsa belirli şeyleri açıklamak imkanınız olmuyor. İkinci bildiri Sayın Profesör Doktor Ayşegül Sertkaya'nın bildirisiydi. Ayşegül Sertkaya önce Moğolcadan Türkçe'ye geçen kelimeler üzerinde yapılan bütün çalışmaları eksiksiz olarak değerlendirdi. Kelime sayısını verdi. Daha sonra da bu Türkçeden Moğolcaya geçen kelimelerin sistematiğini anlattı. Bir dikkati daha oldu. 30 kadar alim değişik yazılarda hep Türkçedeki Moğolcaları aramışlar. Ama Moğolcadaki Türkçeleri arayan 5 kişi, 4'ü yabancı, bir tek Tuncer Gülensoy çalışmış. Bülent Bey, yeni kurduğunuz bölümde bunlara bu konuda tez vereceksiniz. Moğolistan'dan gelen o öğrenciler kendi dillerindeki Türkçe unsurları tespit etsinler. Biz onlara ne vermişiz? Bu bakımdan Ayşegül Hanım'ın işaretine teşekkür ediyorum. Doçent Doktor Bülent Gül, Moğol yayılımının Anadolu'daki dilsel sonuçları adlı bildirisinde çeşitli kaynakları zikretti. Büyük bir vukuf ile. Benim için bunlar arasında en üzerinde durulması gereken kaynak, yani problemli olması bakımından, altı dilli King sözlüğüdür. Bu sözlük kelimelerin karşılığında anlamlarını vermez. Her sayfada altı sütun vardır. Türkçesi, Moğolcası, Farsçası, Ermenicesi, Rumcası vesaire diye her kelimenin karşılığında Moğolcası, Rumcası vesairesi vardır. Şimdi Türkçe'de egegü geçiyor, Moğolca'da kapurka olması lazım değil mi? Bu iki listede 80 civarındaki kelime değişik dillerde geçiyor. Bugün bizim bilgimize göre Moğolca olması gereken kelimeler Türkçe olarak gösterilmiş, %100 Türkçe olan kelimeler de Moğolca olarak gösterilmiş. Acaba müstensihin bilgisizliğinden miydi? Yoksa bizlerin henüz daha fark edemediğimiz bazı başka şeyler mi vardı? Sonra Bülent Bey'in bir konusu daha oldu. Anadolu diyalektolojisindeki Moğolca kelimeler problemi. Arkadaşlar, burada bazı şeyleri açıkça söylemek lazım. İlhanlılar geldiği zaman başkentleri Tebriz'di. Acemlerin hepsi Türkiye'ye kaçtı. Özellikle Konya'ya geldiler. Kültür dili Farsça oldu. Karamanoğlu Mehmet Bey ne dedi? Hiç kes badel yevm der divanı der barigahu diye Farsça bir ferman neşretti. Fermanda ne diyordu? Bundan sonra divanda, pazarda, çarşıda, evde, şurada, burada Türkçeden başka dil konuşulmayacaktır. Ama bunu Türkçe söylemedi. İbni Bibi'nin yazdığına göre ferman Farsça.
Niye? Çünkü Acemler Türkiye'ye geldiler. Arkasından Moğollar geldiler. Nereye kadar? İznik'e kadar geldiler. Türk halkı Akdeniz sahillerine, Ege sahillerine, Karadeniz sahillerine kaçtı. Orta Anadolu tamamen Moğol işgali ile, İlhanlı işgali ile yıkıldı, yandı, mahvoldu. Ama bu Moğollar 25-30 yıl sonra Müslüman oldular. Müslüman oldular. Çocukları çift isim kullandı. Torunları ise sadece İslami isim kullandı. Artık Moğolistan'dan gelenlerin ölmeleriyle dilleri de değişti. Onlar Türkçe konuşmaya başladılar. 1226 sayılı Cacaoğlu Nurettin Vakfiyesi'nde bu gözüküyor. Ama 1272 sayılı merhum hocamız Ahmet Temir'in neşrettiği fermanda Moğolca yazılı. Peki Moğolistan'daki ana kaynaktan beslenmeyen ve Müslümanlaşarak Türkleşen bu Moğollar nerede oturuyorlar? Doğu Anadolu'da. Muhafaza ettikleri şeyler yer isimleri. Yer isimlerinde bu konuda en güzel çalışmayı yapan bizim Mongolistimiz Tuncer Gülensoy. Tespit edebildiklerini söyledi. Şimdi Atatürk devrinde derleme sözlüğü yapılıyor arkadaşlar. Derleme sözlüğü, tarama sözlüğü. Radloff'tan derliyorlar. Çağatay sözlüklerinden alıyorlar. Türkiye'de dilci yok ki. Kelimelerin Moğolca olduğunu kim biliyor? Sonra bir gün kanun çıkıyor. Bir hafta içinde herkes kendine soyadı alacak. Şimdi en Gazi Üniversitesi'nin en tecrübeli profesörü, Türkolojinin duayeni Ahmet Bican, soyadını Cilasun. Ne Cilasun? Er Cilasun. Bursalı bir vatandaşımız Kaya Bey, kendisine nehir manasına gelen bir kelimeyi alıyor derleme sözlüğünden. Müren. Siz Kaya Bey'i tanımıyorsunuz ama oğlu Zeki Müren. Billur sesli merhum sanatkarımız. Kaynanalar dizisinde Nuri Kantar'ın karısı Leman Çidamlı. Çidamak Moğolca tahammül etmek demek. Biraz açık saçık film çevirdiği için Almanya'da aforoz edilen, pek de açık saçık değil, artistimizin adı Sibel Kekilli. Kekil'in yani Kâkül'ün Moğolca olduğunu Tuncer Bey söyledi. Şimdi Hasan Eren hocamızın, Hasan Eren hocamızın öldükten sonra basılan bir kitabı var. Kitabın adı Sırça Köşk'te. Anadolu Ağızlarından Derlemeler adlı Türk Dil Kurumu'nun 10 küsür ciltlik sözlüğündeki bütün kelimeleri süzgeçten geçirerek Anadolu Ağızlarındaki kelimelerin Moğolca olanlarının kökenini bildirdi. Hasan Eren Ahmet Bican'dan önce Türk Dil Kurumu'nda bizim başkanımızdı. Ben de 18 yıl her iki hocada yönetim kurulu üyeliği yaptım. Hasan Bey hocamızın etimoloji sözlüğünü baştan sona kadar okudum. Hocam sizin bu hazırladığınız doktora tezi, Osman Bey dedi, Yula Nemet'e verdim. Tek nüsha yazdım dedi.
Sibirya Türk dillerindeki bütün Moğolcaları yazdım. Almanlar bombaladılar, yangın çıktı. Hocanın evi de yandı, kütüphanesi de yandı. Benim yazma olarak verdiğim kontrol metnim de yandı. Bende olan fişlerle belletende 50 kelimelik bir yazı yazdım dedi. Hoca Moğolca bilgisi derin olan bir hoca olduğu için Sırça Köşk'te kitabını okuyun. Orada birçok kişi aradığı cevapları bulacaktır. Öğleden sonraki ikinci oturumda Sayın Profesör Doktor Ahmet Bican Ercilasun'un başkanlığında başlıyor ve oturumun ilk konuşmacısı olan Profesör Doktor Tuncer Gülensoy. O da konunun duayenlerinden birisi. Eminim ki basıldığı zaman yazısını çok dikkatle ve merakla okuyacağız. Ancak iki yerde bir düzeltme, bir ilavem var. Düzeltme şöyle: bizim bir numaralı dilcimiz 1933'te Atatürk'ün emriyle Almanya'dan davet edilerek İstanbul Üniversitesi'ne profesör tayin edilen Reşit Rahmeti Arat hocamızdır. Tek ordinaryüsümüz de Türkoloji dünyasında odur. Ama Türkiye Türkü değil, Tatar Türkü. Kazan'a 50 kilometreye yakında eski Ücüm'de doğmuş. Adı da Gabdurraşid Rahmatullin. Rahmeti oğlu Abdurreşid. Türkiye'ye geldiği zaman Gabdurraşid Rahmatullin'i bırakmış, Reşit Rahmeti adını almış, kendi adı, babasının adı, soyadı olarak da Arat kelimesini almış. Asistanı Ali Karamanlıoğlu sormuş, hocam demiş, soyadı olarak aldığınız kelime hangi dilden? Tatarca demiş. Etimolojisini yazar mısınız demiş. Tabii demiş. Tatarca'da arı, yani Türkçedeki arı kelimesi, temiz anlamına gelen kelime, arı at, temiz isim demektir. Tatarlar bunu Arat diye kullanırlar. Yazmış, Ali Karamanlıoğlu'na vermiş. Ben de aynı soruyu Karamanlıoğlu'na sordum. Yarın sana Rahmeti Bey'in pusulasını getireyim. Sende kalsın Osman, hatıra olsun dedi. Ben de şimdi Rahmeti Bey'in adının Türkçe arı attan, temiz isimden geldiğine dair kendi beyanı var. Hemen onun bir taramasını yapıp Tuncer'e göndereceğim. Yani Moğolca'da bir Arat kelimesi var tabii ama Rahmeti Bey Moğolca'dan almamış. Tatarca bir kelimeyi söylemiş. Sonra Tuncer Bey keşke hepsini okusaydı, vaktimiz olsaydı 3 saat dinleseydik. Mesela kapurka kelimesinden bahsetti. Ben ilk Moğolca dersimi 1970 yılında Osman Nedim Tuna'dan aldım. Sonra Yusuf Dibik Üniversitesi'nde bir sömestr klasik Moğolca, ikinci sömestr Halha Moğolcası derslerine devam ettim. Türkiye'ye dönüşte Marmara Üniversitesi'nde Ahmet Temir hocamın bir yıl verdiği klasik Moğolca dersine devam ettim. Her gün bilgimin üstüne bilgi çıkıyor. Yalnız Osman Nedim Tuna şöyle bir tavsiyede bulundu. Bak dedi, Türkoloji tehlikeli olan şudur. Falan kelime Moğolcadır dersin, falan kelime Türkçedir dersin. Karşılıklı yazacaksın. Nasıl? Eğer bir kelime Moğolca ise Türkçedeki karşılığını yazacaksın. Bir kelime Türkçe ise Moğolcadaki karşılığını yazacaksın. Mukayeseli olacak, okuyan anlayacak. Mesela Dede Korkut'ta Ege gülü ulalur, kapurkalı böğür. El kıssa ol oğlan 15 yaşına yetti erse diye bir cümle var. Demek ki kapurka kelimesi bize Dede Korkut'la beraber gelmiş.
Ege gülü ulalur kapurkalı büyürde birincisi Türkçe, ikincisi Moğolca olarak kullanılmış. Ama Moğolca kelime Türkçe kelimeyi diyalekte bırakmış. Ege kelimesi diye ağızlarda geçiyor. Kaburga yazı dilimize girmiş, Moğolca kaburga kelimesi. Şimdi İstanbul'da her elektrik direğinde kaburga sofrası diye bir lokantanın reklamı var. Dolayısıyla Tuncer Bey'in dediği çok doğru. Tırnağımızı etimizden ayırabiliyor muyuz? Bu kültür kelimelerini de ayırt edemiyoruz. Ama dünyadaki bütün dillerde üç cins kelime vardır. Birincisi o dilin kelimeleridir. Yani diyelim ki Türkçe'de Türkçe kelimeler. İkincisi başka dillerden o dile geçen kelimelerdir. Yani Arap'ın cevabı bizde bin yıldan beri cevap. Yanıtı bırakmışız, Türkçesini bırakmışız, Arapçasını kullanmışız. Üçüncü kelimeler ise onomatope kelimeleridir. Taklidi kelimeler. Vızıl vızıl uçuyordu, şırıl şırıl akıyordu. Bunların gramer açıklaması olamaz. M ile de başlar, Z ile de başlar, Ş ile de başlar. Ama dillerdeki kelime hep iki türlü. O dilin kelimesi, o dile giren kelimeler. Dolayısıyla biz Türkoloğu olarak listelerimizi yaparken, ben buna çok dikkat ettim. Uygurca'da, Çağatayca'da, Dede Korkut'ta herhangi bir kelime için Moğolca diyorsam, Türkçesi şudur dedim. Yani genç arkadaşlar buna çok dikkat etmeli. İlhanlıların devamını size söyledim ama bir cümleyi söylemedim. Doğu Anadolu'ya yerleşen bu İlhanlı kalıntıları nereye gitti? Hep köyleri Moğol isimleri. Ama onlar kendilerine ne diyorlar biliyor musunuz? Biz Kürdüz diyorlar. 1977 seçimlerinde reyimi verdim, Almanya'ya gittim. Frankfurter Allgemeine Zeitung ertesi gün Türkiye'deki seçim sonuçlarını verdi. Ben onu kestim. Doğu Anadolu'nun 16 milyonluk nüfusundan 9,5 milyonu Türk asıllıdır, 6,5 milyonu Kürt asıllıdır dedi. Bunların da 2,5 milyonu Türkçe konuşmayı bilmez, 3 milyonu Türkçe konuşur. Alman gazetesinin Türkiye'deki seçimleri değerlendirmesi bu. 77'den 2014'e geldiğiniz zaman benim oradaki 9,5 milyon Türk'üm nereye gitti arkadaşlar? Hepsi mi Kürt oldu? Amerika 35 yıldan beri Türk basını, dünya basını bunu telkin ediyor. Oradaki Oğuz boylarından olan Türk de kendisine Kürt diyor. İlhanlı kalıntıları olan Moğollar da kendisine Kürt diyor. Şimdi anladınız mı o Kürt olduğunu söyleyen adamların kasabalarının, şehirlerinin, sokaklarının adı niye Moğolca? Atalarından tevarüs eden kelimeleri değiştirmiyorlar. Murt diye bir meyve vardır, murt. Almurt vardır, kızıl murt vardır, yabani elma. Türkistan'da bir şehrin adı Murutluk'tur, Murtuk. Ayılar bu murtu çok sever. Kaşgarlı Mahmud'un gömüldüğü yerde de ayı deresinde murt ekilidir. Ceyhan'dan Yumurtalığa doğru giderken bir köy var. Şimdi nahiye oldu, kaza oluyor. Kırmıt. İsim değiştirme komitesi, bu kelime Kürtçedir, bunu sağ yaka yapalım demişler. Kırmıt adı sağ yaka olmuş. Ancak Kırmıt'ta oturanlar Özbek ve Kazak göçmenleri. Türkiye Türk'ü yok.
Profesör Abdülkadir Donuk'un babası Özbek, anası Kazak. Orada doğmuş. Sen hangi milletsin Abdülkadir dedim. Hocam nasıl bunu bana sorarsın? Ben Türkiye Türküyüm dedi. Sağ yakalılar ona gelmişler. Hocam bizim atalarımızın getirdiği Kızıl Murt'un kısaltması olan Kırmıt'ı, yani öz be öz Türkçe kelimeyi yer isimlerini değiştirme komitesi değiştirdi. Sağ yaka yaptı. Siz başbakanı tanıyorsunuz, bakanları tanıyorsunuz, sözünüz geçer. Söyleyin de köyümüzün adını iade etsinler. Abdülkadir diyor ki abi ne söyleyeyim diyor. Siz dua edin, sol yaka yapmamışlar. Ben gerekli teması yapacağım demiş. Yer isimlerinin anlamı bilinmeyince Türkçe olan yer isimleri de değiştiriliyor. Daha sonra konuşan Zeki Kaymaz, Mar Behnam'ın Uygur harfli mezar yazıtını fevkalade güzel bir şekilde açıkladı. İştvan Vaşari, ben yazımı yazarken Osman dedi, bir ibare de Musul'da var. Ben sana onu göndereyim. Üstünde çalışmayı düşünüyordum dedi. Ona atfen onu yazdım ben Cengiz Han kitabında ama ben görmedim. Sonra Zeki getirdi. Zeki bu fevkalade güzel, aman bunu bildiri yap da bir daha bir şey yazarsak senin adını zikrederek yazalım dedim. Gördünüz Zeki Bey, Osman Nedim Tuna'dan el alan bir hoca. O ekibin en tecrübelisi, en kıdemlisi. İyi el almış değil mi? Fevkalade güzel açıkladı. Oturumun üçüncü konuşmacısı Sayın Feyzi Ersoy'du. Tarih içerisinde Türkçe, Moğolca, Çuvaşça ilişkileri adlı bildirisinde önce Bulgar Türklerinin bugünkü torunları olup aynı coğrafyada yaşayan fakat isimleri Çuvaş olan topluluk hakkında bilgi verdi. Sonra genel Türkçe Z'li, R'li, Çuvaşça'da R'li, genel Türkçe Ş'li, Çuvaşça'da L'li örnekleri çok büyük bir yetkiyle açıkladı. Ama çok büyük bir yetkiyle. Şimdi bu örneklerde vermiş olduğu istatistiklerde hocasının ona bu konuyu vermesi, devamlı belirli yere onu kanalize etmesi hiç boş yere değilmiş. Ben onun doktora tezinin basıldığını bilmiyordum. Ya şu Feyzi Bey'in tezini bana Hülya bul da gönder dedim. Feyzi'ye söyleyince aa hocama ben kitabımı göndereyim demiş. Arkadaşlar 5 defa okudum. Arasına 100 sayfa koydum. Devamlı oradan bir şeyler öğreniyorum. Ama onun bildirisinde bir kelimeye itiraz edeceğim. Çevirisine. Ekelerim, annelerim dedi. Annelerim olmaz. Çünkü bir kişiyi ancak bir kişi doğurur. Ancak ekelerimin Göktürk yazıtlarındaki karşılığı da öglerim. Költügin yazıtında var. Bilge Kağan'da var paralel kısımda. Öglerim. Nasıl oluyor da adamın iki tane annesi oluyor? Şimdi bu fizik olarak mümkün değil. Yani doğuran kişinin sütü kesiliyor. Sütü kesilince bir yahut iki kadın o çocuğu ölmesin diye
besliyor, emziriyor. O kişilere hemşire, hemşire, süt kardeşi denilir. Ama anneye de süt annelerim denilir. Göktürk yazıtlarındaki öglerim kelimesini nasıl süt annelerim anlıyorsak, ekelerimi de süt annelerim diye tercüme etmeli Feyzi Bey. Ben bir tek onu gördüm. Üçüncü oturum Doçent Doktor Bülent Gül'ün başkanlığında oldu. İlk bildiri benim Moğol Sikkeleri adlı bildirimdi. Ama Tuncer Bey benden 7 yaş büyüktür. O korsan bildiri verince, agam korsan bildiri verdi, ben niye vermeyeyim dedim. Ben de bildirimden önce bir korsan bildiri verdim. Özkul da bizden küçüktür. O da kapanışta dedi, bir korsan bildiri de ben vereyim dedi. Şimdi arkadaşlar, bildirileri hep 15-20 dakikayla sınırlarlar. Bu Türkoloji de bir Türkoloji argosudur. Söyleyeceklerinizi, efendim katkıda bulunmak istiyorum derseniz, adamın konuşması 15 dakikadır, siz 20 dakika konuşur, katkıda bulunursunuz. Onun adı korsan bildiridir. İkinci bildiri Sayın Özkul Çobanoğlu'nun bildirisiydi. Önce bazı noktalara dikkat etti. Bazı şeylere işaret etti. Ben not aldım. Şimdi bir yanlışı düzeltmek istiyorum. Yanlış Özkul Bey'in yanlışı değil. Kazı yapan ekibimiz orada bir sandık buluyor. Lahdin kenarında. Profesör Doktor Saadettin Gömeç, Bilge Kağan'ın hazinesi bulundu diye Ankara'ya bildiriyor. Bakan tarih profesörü Abdülhalük Çay. Efendim 5000 parça bulunmuş. Arkadaşlar 4500 parçası bir cepkenin çapanın üzerindeki düğmeler. Bulunan bir taç, iki geyik heykeli, iki tane küçük vazo. Anlaşılıyor ki hanedandan birisinin elbisesini ve özel tacını vesairesini oraya gömdüler. Bilge Kağan hazinesiyle ne ilgisi var? Abdülhalük Çay'a telefon ettim. Sayın Bakan, buyur abi dedi. Oğlum bak, ben 15 yıllık evliyim. 15 yılda doğum günü vesaire falan da hanımıma aldığım takı oradaki Bilge Kağan hazinesinden fazla. Ulan bu Türklerin en büyük Kağan'ı dedim. Eğer Bilge Kağan'ın hazinesi buradaki bu kadar nesne ise ben Türklükten istifa ediyorum kardeşim dedim. Sen ne biçim bakansın? Derhal bunu tekzip et. Tamam abi dedi, tekzip etti. Ama ben telefonda söylemiştim. Nejat Diyarbekirli çok daha ağırını yazmış, o yazıyla söyledi. Dolayısıyla Bilge Kağan'ın henüz hazinesi bulunmadı. Belki yağmalanmıştır. Ama Sayın Başbakanımız, yani şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız emir buyurdular. Önümüzdeki yıl Tonyukuk Külliyesi bakir, hiç kazı yapılmadı. Gazi, dil tarih ve başka yerlerdeki arkeologlarımız, tarihçilerimiz, onlar gidecekler, kazacaklar. Belki orada Tonyukuk'un hazinesi bulunur. 20 milyonun hikayesi de Bülent Bey'in bildiği şey, Özkul Bey'in bildiği gibi değil. Ben size bunu kısaca anlatayım. Sayın Cumhurbaşkanımız danışman istemiş. Önce Evren'e danışman olarak gittik. Arkadan Özal'a danışman olarak gittik. Arkadan Demirel'e danışman olarak. Başkanımız Suat İlhan, emekli orgeneral,
Diyor ki üç kişi var. Kurumumuzun başkanı Ahmet Biyecan Ercilas'ın, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Merkezi'nin başkanı Profesör Fikret Türkmen, İstanbul Türkiyat Enstitüsü'nün müdürü Profesör Sertkaya. Ben size ikisini göndereyim efendim. Bizi çağırdı, dedi ki bakın, cumhurbaşkanları yönlendirilmez. Sakın cumhurbaşkanını yönlendirme ifadesi kullanmayın. Size ne sorarsa doğrusunu söyleyin. Çünkü Demirel kurnaz adamdır. Size sorduğunu en az dört başka kişiye daha sorar. Bu sahtekarları niye gönderdin demesin. Biz de dedik ki devlet başkanları yanıltılamaz. Zaten soracağı da devlet işi değil. Yani Orta Asya'dan bir şey gelirse çocuklar bu konuda ne düşünüyorsunuz diye kanaatimizi arz edeceğiz. O da bildiğini yapacak. Ve öyle de oldu. Ama tabii baba oğul mesafesindeyiz. Biraz da samimi konuşuyoruz. Ben bir gün dedim ki Sayın Cumhurbaşkanım, Moğolistan'a ne zaman gideceğiz? Niye, ne var ki dedi. Benim nüfus kayıtlarım Moğolistan'da dedim. Şöyle bir döndü. Siz Moğolistan'dan mı geldiniz dedi. Yok ya, Kerkük'ten Adana'ya, Adana'dan İstanbul'a geldim dedim. Peki dedi, kayıtlar, sizin de kaydınız Moğolistan'da dedim. Niye dedi, biz Ispartalıyız bilmiyor musun? Isparta'ya gökten mi geldiniz dedim. Ne demek istiyorsan açık konuş dedi. Efendim Jikov'u unuttuk mu? Bütün mezarlıklarımızı Bulgaristan'da mahvetti. Taşları kırdı, yazıları kaldırdı. Şimdi bizim nüfus kayıtlarımız Költigin yazıtında, Bilge Kağan yazıtında, Tonyukuk yazıtında. Ama şimdi 3-5 kişi, Moğolistan'a gidemeyen 3-5 kişi oraya gidip bu taşların gövdesine dörder lokup dinamit bağlayıp ulan siz bunlarla nasyonalizm yapıyorsunuz, şu taşları havaya uçuralım derse tarihimiz silinecek. 6 Orta Asya Cumhurbaşkanı size aa diyor. Benim gönlümden geçen, benim cumhurbaşkanımın birinci olarak orayı ziyaret etmesi. Nazarbayev, Akayev gittikten sonra siz gitmişsiniz, neye yarar ki dedim. Mesaj alınmıştır dedi. Bir ay sonra bir bilim ordusuyla beraber biz Tacikistan üzerinden Moğolistan'a gittik. Tuncer Bey, işte Ahmet Bey, ben oradayım. Şimdi Ahmet, Tonyukuk'u ben anlatayım. Költigin'i sen anlat dedim. Tamam dedi. Vazife taksimi yaptık. Ben Költigin'i anlattım. Pardon, Tonyukuk'u anlattım. Türkiye'de de 5 saat fark olduğu için birinci haber olarak verilmiş. Eşim ve oğlum da naklen yayını dinlemiş. Şimdi ikinci yüz, üçüncü yüz anlatırken bütün bunlar burada mı yazılı dedi. Ben özet neşriyat yapıyorum Sayın Cumhurbaşkanım dedim. Şurayı oku dedi. İnce Engin'in hocam demiş ki şimdi oku derse, okuyamazsa Tengri Tek Tengri'de Bolmuş Türk Bilge Kağan diye okur demiş. Ama oku dediği yeri takır 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 okudum. Şurada şu kelime eksik, burada Çince şu kelime köken, işte şu kelime şudur, bu kelime budur falan. Sonra Bark'a gittik. Bark'taki hikayeleri anlatıyor Oluş Arık. Ne diyor dedi? Atıyor dedim ben de. Niye dedi? Burada öyle bina olmaz. Kar bölgesi olduğu için Çin usulü olacak. Ve geçmeler şöyle olacak deyince döndü bana. Osman, ben mühendisim. Sen mühendislik terimlerini son derece doğru kullanıyorsun. Nereden öğrendin dedi. Babam fen müdürü. Kardeşim yüksek mühendis mimar. İki amcazadem yüksek mühendis mimar. Mimari bizim sülalenin işi. O yüzden orada terimleri öğrendim efendim dedim. Sen dedi bırak bunları. Projeyi getir dedi. TİKA'da toplandık. Sayın Cumhurbaşkanımıza orada yapılması gerekeni proje olarak götürdük, arz ettik.
Reşat Genç Bey, Ahmet Bican Ercilas'ın, ben. Ancak Sayın Demirel hep yan otururmuş. Tesadüf oturduğu yerde bana bakıyor. Belirli şeyleri arz ettik. Sonunda ne getirdiniz dedi. Reşat Bey dedi ki kurumun yeni yayınlarını getirdik. Ben dedi şimdi Ostrogovski'yi okuyorum dedi. Ben de hukukumuza güvenerek okuyorsunuz ama anlıyor musunuz dedi. Yok sen haklısın dedi. Bir gönyem var dedi. Gönyeyi koyuyorum, mavi kalemle çiziyorum, kırmızı kalemle çiziyorum. Niye bunu söylediğimi arz edeyim efendim dedim. Onu Fikret Işıltan hocam çevirdi ve bir kelimesini değiştiremeyiz. Almanca'ya ve Türkçe'ye son derece hakim bir insandır. Bana dedi ki dedim, bilenler için yazılan bir kitap. Ondan daha güzel Anadolu'nun birliğini anlatan kitap yok dedi. Benden bir isteğiniz var mı dedi. Efendim bir maruzatımız daha var dedim. Nedir dedi. Bize 5 yıl için 20 milyon dolar para lazım. Ne için bu para dedi. Efendim gidecek heyetin malzemeleri, çadırları, iaşesi, ibatesi, ikameti, batıdan alınacak şeyler için. Orada inşa edilecek kamp yeri için. Diyelim ki önce 5 milyon, sonra 4 milyon, sonra 3 milyon, sonra 2 milyon olarak kullanılır. Döndü Büyükelçi Necati Utkan'a, Necati not al, devlet planlamadan geçir dedi. Sonra da TİKA başkanına söylemiş, projenin başkanı Oluş Arık, genel sekreteri Osman Sertkaya olacak. Bana söyleyince şeref duydum dedim. Ben hiç gitmedim Moğolistan arkadaşlar bu proje süresince. Cengiz Al Yılmaz'ı yerime gönderdim. 3 yıl, 2 yılda Erhan Aydın'ı gönderdim. İyi ki göndermişim. İki üniversitemizde birinci sınıf elemanları yetiştirdik. Bu 5 milyonun hepsi, 20 milyonun hepsi harcanmadı. Hocam benim söz ettiğim 20 milyon bu değil. Yanlış anladım şeyi. O zaman ben bunu söylemiş hocam, uzun uzun anlatıyorsunuz ama benim bahsettiğim 20 milyon dolar bu değil. Yanlış anlamışsınız. Anladım. 2005 yılında TİKA'nın bütçesindeki Türkolojik kalemi 20 milyondu. O zaman farklı şeylerden üst üste, bahsediyoruz. Üst üste örtüştü, ben öyle tamam. Anladım. Son örneği söyleyeyim. Özkul Bey Hititler konusunda son derece haklı. Ama Caferoğlu hocamın bana naklettiği bir şey var. Hititlerin bir adı da Etiler. Ankara'nın bir semti var. Ahi Mesut semti. Hemen onu ahi kelimesini eti yapmışlar. Eti Mesut olmuş. Atatürk bir gün sofrada Etiler Türktür deyince Zeki Veli Togan dayanamamış. Onlar Türk olamazlar paşam demiş. Niçin? Kabartmalara bakın. Onlarda fiili livata vardır. Yani homoseksüelite vardır. Caferoğlu diyor ki kardeşim diyor. Atatürk müeddep adamdı diyor. Başını önüne eğdi. 5 dakika kıpkırmızı oldu. Kimse konuşmadı. Bir daha Atatürk'ün ağzından Etiler Türktür anlamında bir cümle çıkmadı diyor. Hitit perestler hakkında bir şey yazarsa altına biz de imzamızı atarız. Doğruyu söyledi. Şimdi karşılaştığı konulardan bir tanesi de yol konusuydu. Bakın Sayın Demirel 5 sene bu projeyi yürüttürdü. Müzeyi yaptık. İstanbul Üniversitesi'nin hocaları yerde 3 parça olan Bilge Kağan yazıtını ayağa diktiler, yapıştırdılar. Oradaki arkeolojik nesneleri topladık, müzeye götürdük, koyduk.
Projenin genel sekreteri olan Osman Sertkaya'nın görevi bittikten yıllar sonra, 2011 yılında eşiyle beraber gitti, Bilge Kağan'ın Költigen'in yanında bir eşiyle bir de yalnız resim çektirdi. O anıtların da istikbalde gelecek olan müstakbel Türkoğulların faydalanması için böyle bir müze gerekliydi. Şimdi Türkoloji rahmetli hocamız Mehmet Akalı'nın dediği gibi Gakkuk Gage Eki değildir. Devlet imkan verdi, devlet başkanımıza arz ettik, müze binasını yaptırdı. Ancak müze binasının güzergahında bataklığın bulunduğu yer yol değildi. Özkul Bey'in dediği yer daha uygundu. Fakat Moğollar orayı istemedi. İlle buradan olacak yol dediler. Bataklığı seçtiler. Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan emir verdi. Türk müteahhitler o yolu yaptı. Türk müteahhit diyor ki, efendim müsaade ederseniz yolu gidiş geliş yapayım. Yani aynı paraya çıkıyor, geniş yapayım. İstemeyen taraf Moğol tarafıdır arkadaşlar. Israrla hayır dar yol olacak dediler. Yani yol gayet güzel, asfalt. Ama yeri de uygun değil, eni de uygun değil. İki araba karşılaştığında birbirlerine yol veriyorlar. Benim aklıma Kavaklıdere'deki Atatürk Bulvarı geldi. Atatürk Sofya'yı görmüş, Berlin'i görmüş, uzun bulvarları, geniş yolları görünce Ankara'nın mimarına emir vermiş. Demiş ki Çankaya'ya doğru çıkan ana arter geniş olsun. Yani bugün diyelim Alman konsolosluğunun yahut Türk Dil Kurumu'nun önünden giden yol. Hani Melih Gökçek'in alt geçit yapıp darlaştırdığı yol. O yol orada yapılırken Ankara halkı Gazi Paşa buraya bu kadar büyük mesafelerle yol yaptırıyor. Acaba yolun ortasına ev mi yapacak demişler. Çünkü Kağan'dan başka arabayı tanımayan köylü geniş yolu bilmiyor. O yüzden Moğollar da dar yol istiyor. Kendilerine göre bir güzergah seçiyor. Siz sesinizi çıkartamıyorsunuz. Şimdi bu konu başbakanımıza arz edilmişti. Başbakan emir verdi. 2015 yılında Tony Cook Külliyesi'nde olacak. Bu konuda da Moğolistan'daki büyükelçimiz, efendim Türk-Moğol ilişkilerinin bu yıl 45. yıl dönümü. Bu 45. yıl dönümü için ben bir uluslararası toplantı yapayım. Bu uluslararası toplantı için bir düzenleme kurulu yapılmış. Mongolistler, Tunca Gülensoy, Bülent Gül ve Özkul Çobanoğlu, orada hocalık yapan iki arkadaşımız. Türkoğullar, Osman Sertkaya, Cengiz Al Yılmaz, Mehmet Ölmez. Tarihçiler, İsen Bike Togan, Ahmet Taşağıl, bir arkadaşımız daha. Müteşebbis heyet olsun. TİKA bana dedi ki büyükelçimiz yurt dışından kimlerin katılması gerekiyor? Osman hocam bize bir liste verebilir mi? Tabii dedim. 50 kişilik bir liste, 15 Türk, 35 yabancı. Yabancıları da numaraladım. Birinci kişi, ikinci kişi, yedek kişi. Altına da not koydum. Sayın Büyükelçim, bütçenizin ne kadar olacağını bilmiyorum. Bütçenize göre
eğer dar bir bütçe ise birinci kişileri çağırmak uygundur. Eğer genişse öbürleri de çağrılabilir diye. Çok teşekkür etti. Ama o istiyor ki Başbakan Recep Tayyip Erdoğan gelsin. Nisan ayındaki toplantı Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül sezon kapandı, seneye döndü. Şimdi bu buraya nasıl geldi? Geçen sene Kıbrıs'ta tatil yaparken Çengel ailesi ve Sertkaya ailesi beraber aynı yerde kaldı. Ben bunu anlattım. Hülyacığım, böyle bir şey var. O da dedi ki, hocam dedi, o zaman Türkiye ayağını biz yapalım dedi. Ben de dedim ki, Hülya Hanım, sana yakışır. Gazi Üniversitesi gibi büyük bir üniversitedesin. Onun Türkiye Araştırmaları Merkezi'nin başkanısın. Sen yaparsın, biz yok mu deriz? Dolayısıyla Hülya Hanım buraya Yavuz Kartallıoğlu'nu da çağırdı. Yurt dışında diye gelemiyor. Mustafa Bey bugün buraya gelecekti. Dil kurumuna bilmem nereden nohutçu mu, leblebici mi ne, bir botanik hocası gelmiş. O yüzden gelemiyor. Günay Karaağaç meşgulüm diyor, bildiri veremiyor. Ama belki bir yerde hayırlı oldu. Şu bakımda 9 tane konusunu gayet iyi bilen hoca, zaman sıkıntısı olmaksızın, bildirisinin kesilme tehlikesi olmadan bilgilerini sizlerle paylaştılar. Dolayısıyla ben kendi adıma, eşim adıma, sizlerin de adına Hülya Hanım'ı tebrik ediyorum. Önce onu bir alkışlayalım. Sonra bildiriye katılan hocalarımızı alkışlayalım. Zahmet ettiler, geldiler, faydalandık. Üçüncü olarak da şimdi son olarak Bülent Bey bize katılım belgelerimizi verecek. O zaman da bizi alkışlarsınız. Tören biter. Resimciler. O zaman herkes gelsin. Hayır. Önce bizler, sonra bildiri veren 9 kişi ve araştırma merkezi müdürü gelecek. Evet. Şimdi önce üçümüzü Sayın Başkan araya. Evet. Efendim, bildiri veren bütün hocalarımızı kürsüye davet ediyorum. Değerli konuklar, resim şimdi için Gazi Üniversitesi Türkiye Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Hülya Kasapoğlu Çengeli resimden sonra kapanış konuşması söyleyeyim. İçin evet. Çağırıyoruz. Önce resim, sonra Hülya öyle Hanım'ın mi? Kapanış konuşması. Tamam, olur. Buyurun. Yok, sadece öyle konuşmacılar. Konuşmacılar. Türkiyat Mecmuası'nda çıksın resim diye. Geç araya. Gel Hülya. Gel. Nazgül Hanım, sizi de böyle alalım. Tabii, tabii.